olayından herkese merhaba arkadaşlar ve nihayetinde dün gerçekleşen sunumla beraber Xbox One X ön siparişi açıldı. Amazon, Best Buy ve benzeri pek çok e, noktada da satışının tükendiği söyleniyor. Bu bir market e, şey mi, çalışması mı yoksa Şu gerçekten tükendi bilmiyoruz. Valla hani her yerde geldi, tükenmiş. Oğlum? Bizimkiler <laughs> almamıştır ya. Bizimkiler hala PlayStation <laughs> <bayağı gülüyor> 4'e geçemediler daha. E, her neyse efendim 500 dolarlık bir çıkışa sahipti ve Türkiye'deki fiyatının Dün itibariyle öğrendiğimiz kadarıyla 2900 lira olduğu söyleniyor. En azından Project Scorpio Edition. Evet Project en Scorpio Edition ama şöyle de bir detay verelim. Project Scorpio Edition normal Xbox One X'ten fiyat olarak farklı değilmiş. Öyle mi? Aynı mıymış? Aynı fiyattaymış. Hmm. Her ikisi de 500 dolardan satılıyor ama zaman, bu sınırlı evet. sayıda başlangıçta ön sipariş edenlere özel bir sürüm olarak ee, şey yapmış durumda. Nam salmış durumda. Şimdi baktığımız zaman PlayStation 4'ün Amerika fiyatı 400 dolar ve Türkiye'ye bunun gelişi çıkışında 1600, 1600 1600. 1699'du işte. 1600 1700 liraydı. Ben indirimle 1500 aldım ama neyse. 1700 liraydı. Şu anda işte doların da artışı şu bu falan derken 1900 1900 falan buldayız. 1900 liraya bulabiliyorsunuz yani 400 dolarlık ürünü 1900 liraya alıyoruz. Buradaki 500 dolarlık ürünü ise 2900 liraya alıyoruz. Yani 100 dolarlık bir fark var. <laughs> 100 doları 1000 liraya çıkarıyorsun. Tabii şimdi biz burada şey değiliz. Ekonomist değiliz. Yo, zaten. Planda ex... ne olduğunu yani biliyoruz. Yani zaten Xbox'a PlayStation fiyatları hiçbir zaman Türkiye'de aynı olmadı. Xbox 3'ü e çıktı. Çıktı. Aşırı pahalıydı bu arada. Hı -hı. PlayStation 3'ten 2-3 kat daha pahalıydı hatırlıyorum. 1500 lira mıydı? Neydi yani? Hı -hı. Bayağı pahalıydı. Xbox zaten her zaman için daha pahalı yani. Hani o bin, 100, lira, 100 doları 1000 lira olarak çıkması değil durumu değil aslında. Bu. Ya tabii yurt dışındaki bu fiyat farkı 400-500 dolar. Xbox One yani X arkadaşlar PlayStation 4 Pro'ya oranla çok daha güçlü bir konsol. Onun altını çizmek lazım. Hatta işte native dediğimiz 4K'yı veriyor. Yani doğal 4K veriyor. PlayStation 4 Pro'da yanlış hatırlamıyorsam bazı oyunlarda onu upscale etmek etme durumu söz konusu. Tabi burası işin ayrıca donanımsal ve tekniksel detayları. Ama şu bir gerçek ki Xbox One X çıktığında piyasadaki en güçlü oyun konsolu olacak. Ee, ama bunun içini dolduran oyun yok. Oyun yok. <laughs> ayrı ya Hiçbir anlamı yok yani. Yani hiçbir anlamı yok. Katılıyorum. Şimdi e ee, öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben bazen görünce dayanamayıp sinirleniyorum. Dün canlı yayında da çıkışta sinirlendim. Gerçekten böyle umursamıyorum ama bazen de böyle aklıma gelince deliriyorum. Ben ne Nintendo fanboyuyum, Hı -hı. ne Sony fanboyuyum, ne Xbox fanboyuyum. Ee, hani dost adına da konuşmak istemiyorum. Öyle ben de ee, şey fanboy değilim. O da aynı şekilde abi. fanboy değil ve ben Geçtiğimiz jenerasyonda Xbox 360'ı mevcut diğer konsollardan çok daha fazla kullandım. Hı hı. Xbox Live Gold'unu eksik etmedim. Etini sütünü verdim. Her türlü baktım, besledim ve 3 tane Xbox 360 aldım. 2 tanesi 3 kırmızı gördü halde gidip üçüncüyü aldım. Çünkü severek oynuyordum. Kontrolcüsünü beğeniyordum. Live sistemini beğeniyordum vesaire vesaire. Çıkan oyunları performans olarak beğeniyordum. Genelde biliyorsun Bayonetta bile mesela e, Bayonetta bile diyorum ama hani Bayonetta olsun, diğer multi platform oyunlar olsun, Red Dead Redemption olsun. Bu tarz oyunlarda her zaman için Xbox 360 çözünürlük frame oranı olarak daha başarılıydı. Hı hı. Çünkü sel işlemci ne kadar başarılı olursa olsun e, PC'ye daha yakın donanım olduğu için kodlayıcılar için Xbox 360 daha başarılı bir konsol olarak onların gözünde de yer etmişti. Her neyse efendim ama gün Xbox One'a döndüğünde eleştiriyoruz. Çünkü eleştirilecek pek çok yanı var ve şu anda Xbox One X'i de eleştiriyoruz ama onun öncesinde ben bir önceki videoda konuştuğumuz konuya dönmek istiyorum. Şimdi PlayStation 3 ve Xbox 360'ın bu e, geçtiğimiz jenerasyonda haddinden fazla uzun kalması hı hı. ki biri 2005 diğeri 2006'da çıktı. Yanılıyor muyum? 2006 2007 miydi? 2005'te şey çıktı. De olabilir. Xbox hı. 360 2006 sonları 2007 hı hı. başında da PlayStation 3 çıkışını gerçekleştirdi. Hı hı. Daha önceki jenerasyonlarda ne kadar fark vardı? Mesela 96'da PlayStation 1 çıktı. 2000 yılında mı şey çıktı? 94'te çıkmıştı galiba PlayStation. 94 mi? Ben ya ya 94'te Japonya, 95'te sanıyorum Batı'ya çıkmıştı. 2001 ise işte, 6 sene. 6 sene. Hı hı. Ya, niyeyse bana çok daha uzun bir geldi bu süreç. Bunun uzun gelmesinin sebebi o zaman şu olabilir. Teknoloji eski oranda çok daha çabuk gelişiyor. Hı hı. Donanımlar, ekran kartları, anakartlar, şunlar bunlar yani PC kanadı çok hızlı ilerlerken. Evet, şey çok ciddi bir sıkıntı vardı ama 2013'te PlayStation'la bilgisayar arasındaki fark aşırı hani fazlaydı diğer jenerasyonlara göre. Korkunç bir fark vardı iki şey arasında. Yani geçtiğimiz dönemdeki 6 sene hı -hı. şimdinin 6 senesiyle eşdeğer bir e, teknoloji hızı değil, seviyesinde değil nihayetinde ve o jenerasyonun bayağı bir gerilemesini çektik biz. Hı -hı. Nihayetinde karşımıza çıkan konsollar PlayStation 4 ve Xbox One kısa sürede şeyi fark ettirdi bize. Yeterli değil. Yani hı -hı. 6 sene bekledik ve halen yeterli değil. hı. -hı. Ve ne oldu? İşte işin içerisine VR girince, yok efendim Kinect şu bu gibi çeşitli şeyler de girince, aa ya bunların donanımı yeterli değilmiş denilmeye başlandı. Ardından ne çıktı? PlayStation 4 Pro çıktı, hı hı. Ee, 4K çözünürlük. Şimdi de Xbox One X çıkıyor. Bu konsollar yeni nesil konsollar değil. Bu konsollar Sony ve Microsoft'un elini e, işi eline yüzüne hı hı. bulaştırmasından kaynaklanan buçukluk konsollar. iPhone 6, 6S gibi, 7, 7S gibi diyebileceğimiz konsollar ve bunlar bence oyun dünyasına zarar veren. Kesinlikle zarar veriyor. konsollar. Hı hı. Topu sana bırakıyorum burada. Sen ne diyorsun? Xbox One X içinde, PlayStation 4 Pro içinde. Abi ikisi de çok gereksiz makineler şu anda. Hani e, belli başlı şeyler sunuyorlar ama belli başlı oyunlarda belli başlı upgrade'ler sunuyorlar. Ama onun haricinde gerçekten aldığının hiçbir anlamı olmayan, hiç değeri kesinlikle olmayan konsollar bunlar. Ben bunu ne için aldım? Şunu biliyorum. Konsol jenerasyonunda hiçbir zaman işler yolunda gitmeyecek artık şu dakikadan sonra. Ne olursa olsun konsollar hep geri planda kalacaklar. şunu göreceğim ama. Bir oyunda 5 FPS fazla veriyorsa ve ben hani düşük versiyonla oynuyorsam o benim için sıkıntı edecekti. Sırf ben hani bunu kendime takıntı ettiğimi bildiğim için ve takıntılı bir insan olduğumu bildiğim için gidip aldım. Ama normal bir kullanıcının bunu göremeyecek yani bir kullanıcının gerçekten en ufak bir şekilde ihtiyacı yok bu makinelere. Ya bunu çünkü çoğu zaten kullanıcıların ciddi büyük bir bölümü. %80'inin falan bile kendilerini fark etmediklerini söylüyorlar. Şeyi kendileri söylüyor zaten. Oyun direkt konsol üreticileri. Yani seksenin e, bu iki makine arasındaki farkı göremeyecek seviyede oyuncular olduklarını söylüyorlar mesela. Peki bu makineleri niye yapıyorlar diye düşünüyorum bir yandan. Valla sadece ve sadece birbirlerine silik yarıştırmak için yapıyorlar gibi geliyor. Aklıma başka hiçbir fikir gelmiyor abi. Birbirlerine bir de sidik yarıştırmak için. Bak bizimki şunu yapıyor. Bak bizimki bunu yapıyor. Bak şimdi böyle falan filan. Oyunların üzerine yoğunlaşmaktansa 4K'ydı. Zart'tı, zurttu bilmem neydi diyerek bildiğin tamamen her şeyi niteliksizleştiriyorlar gibi hissediyorum. Ve hani bir jenerasyon denen kavramı da mahvediyorlar arada. Bir jenerasyondan diğerine geçmenin ne kadar eskiden önemli bir durum olduğunu biliyoruz. Ben PlayStation 3'ten 4'e geçişte bile o şeyi hissedemedim yani. Jenerasyon atlaması denen olayı hissedemedim. En Mesela sonun, Pro'dan 5'e geçişte hissedemeyeceğiz gibi geliyor. E, en sonunu zaten o atlamayı e, PlayStation 2'den 3'te yaşadık. Hı hı. Gerçekten de "Aa yeni jenerasyon geldi." dedik ama 3'ten 4'e geçişte hiç olmadı. Tamam. Güzel görseller. Tabii ki de PlayStation 3 daha güçlü hı hı. konsol. E, nitekim Xbox 360'tan daha güçlü konsol. Xbox One ve PlayStation 4 ama sanki Beklediğimiz sıçrama bu değildi. Daha Değil. e, farklı bir sıçrama bekliyorduk. Hı hı. Bir şey daha soracağım. Hem ekran başındaki izleyen bizi izleyen arkadaşlar hem de sana. Bu jenerasyonda ya iyi ki bu jenerasyon gelmiş arkadaş. Bu oyunda da nerede oynayacaktık dediğin kaç tane oyun var abi? Ee, jenerasyonda direkt o tarz bir oyun yok. Ya mesela tabii ki favori oyunlarımız var. Persona 5 ya PlayStation 3'te de oynarsın. Aynen onu oynarsın yani. PlayStation 3 hiçbir şey yok. Sevdiğimiz çok fazla oyun var ama yani görsellik haricinde gerçekten aa iyi ki gelmiş dediğimiz bir oyun yok abi. Sadece görsellik daha iyi bir şey sunuyor. Tamam Horizon Zero Dawn'ın görselliği çok güzel. Oyundan nefret ediyorum ama görselliği çok güzel. Hellblade'in görselliği çok iyi. Oyundan nefret ediyorum ama görselliği çok iyi. E, tamam görselliği baya iyi olan işte The Order var. Nefret etmiyorum. Fena değil. E, tamam görselliği çok süper. Bunu başka hiçbir yerde göremezdim diyorum. Ama sadece görsellikten mi ibaret olmalı? Yeni bir jenerasyon dedim Ya şu şey. anda öyle. Ee, özellikle Dediğimiz bir önceki videoda da söylemiştik ya fotorealizm hı hı. bayağı bir oyuncuların aklını başından almış durumda. Tabii ki de oyunlar sonuçta görsel eğlence unsuru olduğu için hı hı. oyunların görselliği de çok önemli bir noktada oluyor. Tabii ama, ki önemli. Görselliği önemsiz demiyorum ama başka hiç, sadece görselliğe abanıyorlar. Onu, sıkıntı orada. O, tam oraya gelecektim hı hı. ben de ama bunlar oyunları oyun yapan unsurlar değil, değil sadece. evet. Yani sizi bir oyunun e, kontrollerine böyle yapışmanızı sağlayacak, sizi buralardan alıp götürecek unsur kesinlikle görseller değil. Yeterli değil görseller. Ya işte geçen gün işte Planet of Apes'in şeyini gördük. Aynen. Telltale tadında. Oyun değil sadece animasyon filmi izliyorsun. Ya o zaman açıp onu oynasın insanlar. Order mesela tamam. E, çok da hani ben de bir noktada beğendim. Aynı şekilde Hellblade'de sevenine ne sevmeyeni... Ya bu arada e, evet çektiğim. nefret ediyorum dedim de o kadar abartıl değil sadece. İnsanların tepkisine birazcık sinirleniyorum. Çok iyiymiş <laughs> gibi davranıyorlar o oyunlara. Değiller. Ortalama oyunlar aslında. Ya, nefret ediyorum değil. Baktığın ya zaman... Ya öyle murder seviyesinde falan bir oyundan bahsetmiyorum. Order olsun, Hellblade olsun bu tarz oyunların içeriğine baktığın zaman... E, yani bir şeyler eksik. Boş sürekli abi. Sürekli sanki daha fazla görsellik daha az evet. oyun. Hı hı daha az kontent ve mevcut kontenti de daha fazla satmak üzerine kutu düşürme oyun içi para bilmem ne falan gibi konseptlere gidiliyormuş gibi geliyor. Yani artık firmalar nasıl daha iyi oyun, nasıl daha farklı fikirlerle veya başarılı olan fikirleri nasıl günümüze daha iyi eee adapte edebilirizin değil de nasıl daha iyi para kazanabilirizin peşindeymiş gibi gözüküyor. Evet. Ve konsol yapım konsol sahibi firmalarla da bu konuda sözleşmişler gibi bir durum söz konusu açıkçası. Ve bu da rahatsız edici. Yani Xbox One X'i almanıza sebep olacak unsur nedir? Varsa eğer Xbox One sahibi arkadaşlar bana anlatsınlar. Ben Xbox One sahibiyim bu arada çıkar Hı -hı. çıkmaz aldım. ha Kinekli versiyonu var. S belki tercih edilebilir. Hani Xbox One sahibi olmayıp S almak isteyenler. Bana gibi makine yerine ufacık da adaptörü yerine falan yerine dışarıda var. olmayan böyle kocaman kallavi bir sistem yerine olabilir ama Xbox One X'e niçin 500 dolar vereceğiz? Şöyle bir parantez açayım. Xbox One X'in performansını verecek eşdeğer bir bilgisayar yapmaya çalıştığında dost 600-700 dolar arası Hı -hı. bir para vermen gerekiyor. Ama ben 600-700 dolar verdiğim konsolda gidip Steam'den <laughs> Çok daha ucuz oyun alabiliyorum. Ve çok daha iyi oynarsın bu arada şekilde. Oyunları daha iyi oynarsın. Klavye Xbox var. daha iyi de oynarsın. Daha güçlü daha iyi görsellikle daha yüksek FPS oynarsın. Klavye mouse olarak. desteği var. Hı hı. Tekrar edeceğim. Online olarak ücret vermeme hı hı. gerek yok. Aynen. E zaten bir bilgisayar olduğu için ben orada çok daha farklı şeyler de yapabileceğim. Premier Aynen. kullanacağım. Paint kullanacağım. Şunu yapacağım. Bunu yapacağım. Ee, konsolların avantajlı olduğu yer ne? Kom eskiden avantajlı eskiden. o şey neydi? İşte kompakt bir makine takıyorsun tak oynuyorsun. Hı -hı. E şimdi sürekli güncellemeler, işte oyun fiyatları zaten aldı gitti. E oyunlar sürekli neredeyse online olmak zorunda. işte Shadow of War'u görüyoruz. Hı -hı. Yok loot düşürüyorsun, şu düşürüyorsun falan. Bu makineler artık konsol değil ki. Aynen. Bu makineler küçük birer Bilgisayar yani. Hı hı. Yaptıkları işlevi bakımlar. Ve şey bilgisayar farklı. değil. Özgür bilgisayarlar da özgür yani. değil. Özgür bilgisayarlar da Birilerinin kontrolü altında yapabileceğin şeylerin çok sınırlı olduğu. Sadece sana izin verdiğinde yapabildiğin bilgisayarlar. Kesinlikle ve zaten zamanında Xbox ile alakalı olarak o ekipte yer almış bir ismin şu anda maalesef ismi aklıma gelmiyor ama şöyle bir şey dedi adam ya dedi bizim dedi amacımız dedi bir oyun konsolu yapmak değil. Hı hı. Bayağı dedi e, Apple gibi kendi eğlence sistemimizi kurmak. İçinde müzik de olsun, film de olsun, oyun da olsun kapalı bir sistemimiz olsun istedik ama başaramadık. Sadece oyun kısmı güçlü kaldı. O yüzden oyun konsolu gibi görünüyor ki Microsoft da çok fazla bu şeyi istemiyor. Hı hı. Hani bakmayın siz diyor. arka planda çok şey için söylüyorum bu arada Xbox 360 dönemi için konuşuyorum çok da fazla istemiyor böyle bir e, sistemin varlığını. O yüzden Windows 10'la yakınlaştırıp e, bir farklı bir şey ekonomi sistemi içerisine soktular. E, Bilmiyorum arkadaşlar şu anda Xbox One'dan geçiş yapacak arkadaşlara sorum. Niçin alıyorsunuz arkadaşlar konsolu? Sizi almaya iten unsur ne? Veya hali hazırda PlayStation 4 e, Pro'dan ne bileyim PlayStation 4 Pro'yu doğrudan almış olan oyuncular vardır muhakkak benim gibi. Ben PlayStation ben 4 sahibi ben, ben de aldım. Şeyi anlarım alacağım. bak. Direkt Xbox One X'i adam Xbox One'ı almamıştır, One S'i almamıştır ama Xbox One X'i almak istiyordur. Ki şu anda bence Pro halen eksklusif oyunlarıyla çok çok daha üstün bir konsol. Ee, merak ediyorum yani Xbox One X'in sebebi ne? Ben Hı -hı. hiçbir sebep göremiyorum. Bu ortada. arada şey demiyoruz bakın Xbox One X almayın, PlayStation 4'ünüzü Pro'yu upgrade edin falan gibi bir şey de söylemeye çalışmıyoruz. Direkt olarak bu upgrade'lerin amacı ne demeye çalışıyoruz. Çünkü o enayilerden bir tanesi de benim. PlayStation 4 Pro çıktığı gün gittim aldım. Ya şu an kendimi Einay gibi hissediyorum. 2-3 tane oyunda tam fark var ama geri kalanlarda hiçbir halt yok. Ha ben şeyi inanıyordum bir dönem ciddi ciddi. Şu an onu yapmayacaklarını düşünüyorum ama hani sadece PlayStation 4 Pro'ya özel oyunlar yapmaya başlayacaklar yavaş yavaş. Herkesi yani... Pro'yu yönlendireceklerdir diye düşünüyordum ama o da olmayacak. Şafak'ta abi. öyle bir şey yok gibi görünüyor. Olmayacağı gibi yeni jenerasyon gelecek bunun ardından. Ben sana söyleyeyim. Hı -hı. Birkaç sene olacak. Birkaç sene sonra olacak olayı söyleyeyim. Ya ama burada oyunlar nerede abi? Aynen işte Oyunlar nerede? Sıkıntı oyunlar odaklı. nerede? Yani çok büyük sıkıntı. <laughs> hani bazı şeyleri söyleyeceğim yanlış anlaşılacağım diye korkuyorum ama her neyse efendim ben yorumları bekliyorum. Ne olursa olsun fanboy demeye devam edecekler bize. <laughs> yani orada yapacak bir şey yok ama dediğim gibi ben abi Xbox 360 çok uzun süre kullanmış ve memnun kalmış bir oyuncer olarak şu anda ne Microsoft'un politikasını ne de Xbox One X'in politikasını ya da Xbox politikasını beğenmiyorum. Ben zaten hiçbir şeyin fanboy değilim. Elimden geldiğince her şeye oynamaya her şeye el atmaya çalışıyorum. Hiçbir zaman taraf tutmadım. Her zaman hani hepsine sahip olmaya çalıştım ve ee, yani diyebileceğim tek şey Xbox yıllar içerisinde maalesef kendini bitirdi gözümde. O yüzden de yani aslında rekabetin rekabetin bu sektörde ihtiyaç duyulan bir şey olduğunu düşünüyorum. Keşke Xbox şu, şu noktada şu durumda olmasaydı derdim ki hani rekabet olmalı ki iki taraf birbirini zorlamalı ki iki tarafta daha iyi çalışsın birbirini sürekli açmak için bize de daha kaliteli ürünler çıksın ama öyle bir durum yok şu anda. Evet yani keşke bir tane şu E3'te veya şu Gamescom'da bir tane Forza falan değil. Yani Nintendo'ya gelince insanlar Mario özelde nereye kadar diyorlar ama Xbox'a gelince kimse de şey demiyor. Ulan Forza Halo, Halo. Gears of War nereye Başka kadar şey demiyor. Yok, yani yani ama, e, En azından Mario kendi içinde kendini yenileyebilen bir oyun. Hı hı. Yani şu anda elinde tek oyun çıkışında Forza Motorsport 7. Ve Xbox One yani X almak için bir sebep değil abi. Bu kesinlikle ben, değil kesinlikle. yani. Neyse efendim size de yorumları bırakıyoruz. Bekliyoruz heyecanla. Siz niçin upgrade edeceksiniz edeceksiniz Xbox One X'e mevcut konsolunuzu. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.